Hoş geldin Yasemince. Hoş geldin Yasemince. Bu gece eğlence. Hoş geldin Yasemince. Neşeli yüzlerle. Hoş geldin Yasemince. Şeftensin gönlünde. Yasemince kim be? Ben geliyorum ben. Gülsün gülmeyen yüzle. Yasemince başlıyor bu gece. Hoş geldin Yasemince. Bu gece eğlence. Hoş geldin Yasemince. Neşeli yüzlerle. Hoş geldin Yasemince. Şeftensin gönlünde. Bir tane rafa, bir tane cebe, iki tane rafa, bir tane bu cebe, iki rafa, bir cebe, bu rafa. İnanıp bıraktım ne olur sevgilim, azıcık ucundan versen. Herkese benden kaka kola. Neredesin şu ayıp? Dükkanda bir tek ben varım. Ulan seni ormanda salaklar bulup büyüttü galiba. Onun dükkan kalabalık olsa herkese kaka kola ısmarlar mıyım? İsmarlamazsın şu ayıp usta. Karı kız hariç hiç kimseye bir damla kola vermezsin. Peki ben sana niye kaka kola ısmarlıyorum? Sor bir bakalım. Niye ısmarlıyorsun şu ayıp usta? Bugün çok mutluyum Sefer. Zaruret yengem bir haftalığına kız kardeşine gitti. Yaşadık da sana Şuayip Usta. Yani zamparalığın kitabını yazarken bana da bir sayfa ayırırsın değil mi? Bir ara hatırlat da seni Saadettin Tantan'a hediye edeyim. Sefer pandası. Sana ne oluyor lan? He? İşe girerken biz seninle zamparalık yapacağız ya. Mukavele mi imzaladık? Sana... İşte imzalasaydık be Şuayip Usta. World Miss Globe güzellik yarışması. Ulan yarın gece düzenleniyor. Bak. Ulan her dakika bir güzellik yarışması düzenleniyor lan. Bu çıtır değirmeninin suyu nereden geliyor ya? Ayrıca bu değirmene bir maçrafa da ben daldıramayacak mıyım ya? Sen de bir güzellik yarışması düzenlesene be şu ayıp usta. Aferin lan tırtıl. Vallahi çok iyi fikir. Ulan bu karılarla böyle perakende ilgileneceğim he. Şöyle bir güzellik yarışması yapar, toptan ilgilenir. Daha iyi değil mi? World of Miss Globe Cillop Güzellik Yarışması. İmza Şuayip Özgelmiş. Beni de şuraya alırsın diye mi Şuayip Usta? Dur bakalım oğlum. Hıncal'dan, Şuha'dan, Cenk Koray'dan sana fırsat kalacak mı? Allah'ın. Kalmaz mı usta? Ya sen önce şu evin anahtarlarını ver bakayım. Güzellik yarışmasını senin evinde yapacağız oğlum. Sefer Continental. Senin evin boş değil mi Şuayip Usta? Benim evin durumu kelek be oğlum. Zaruret yengem kapıcıya 30 milyon rüşvet vermiş. Beni karıyla marıyla görürsen kanmazlasın diye. Çok güzelsin çok. Seni veren Allah'a şükürler olsun. Çok tatlısın çok. Ben güzelden anlarım. Usta be ben de güzelden anlarım yani. Tamam lan. Sana da bir sempati menpati güzeli atarız artık. Ben hemen matbaaya gidiyorum be el ilanlarını bastırmak için. Ha. Tamam. Dükkana gelen bayanlara sakın tecavüzcü coşkunluk yapayım deme. Yok. Ciğerlerini söker fiskime meze yaparım ona göre oyarım. İlanların seksiliğine bak be Sefer.
Vallahi ne kadar tahrik edici be. Kendi yarışmam olmasa ben bile katılacağım. Bak sen hemen mahalleyi dolaşıp bu el yalanlarını dağıtacaksın, tamam mı? Ayıpsın be usta. Sen bana hangi işi verdin de ben yapamadım he? Ulan daha yarım kilo toz şekeri tartmaktan acizsin be. Hangi işi tam yaptın ki sen? Hadi hadi çabuk çabuk. Tamam usta, topladım. Topla, tamam, hadi tamam, yallah. Tamam. Yallah. Her tarafa da. Tamam. Bakma hadi yürü. Çok güzelsin çok. Seni veren Allah'a şükürler olsun. Çok tatlısın çok. Ben güzelden anlarım. İlanlarını çıtır bayanlara dağıttın lan. Kaçar mı be usta? Hele bir tane vardı. Vallahi yarışmaya katılırsa yaşadık. Ulan sen yarışmacı bayanlar hakkında ne biçim konuşuyorsun ha? Biz burada international ve güzide bir güzellik yarışması düzenliyoruz. Terbiyeni takıp. Bütün yarışmacılar dünya hayret başımdır Şahip usta. Ben gidiyorum. Şimdi kızlar kapıda beni bekliyorlardır. Kuyruk oluşturmuşlardır. Ulan kuyruğa da girmeye bayılıyorum vallahi. Ama usta bana sözüm var, sen fıtık üzerinden yarlayacaksın, unutma. Ha, sen de kakakolaları saydığımı unutma. Ulan bir tane bile içersen akşama gelir seni çalkalar burnundan getiririm kakakolayı, hadi. Çok tatlısın çok. Ah yaşasın, Miss Cillop güzellik yarışması başlıyor. Ay kız annem işte baksana. Bir güzellik yarışması daha düzenleniyormuş. Öyle mi kızım, bize ne? Ay anne ne olursun bu yarışmaya katılayım bari. Ne olursun anne ya. Baksana gencim, güzelim. Aynı zamanda salaksın. Anneciğim salaklığıma güvenmiyorum ki ben. Gençliğime, güzelliğime güveniyorum. Ay bu güzellikle yarışmaya bir katılsam vallahi kraliçe bile seçilirim ya. Teyze. Ay teyze sen de istek ver bana bari ya. Ne olursun şu yarışmaya katılayım ya. Ne olursun ya. Vallahi bilmem ki. Acaba bu yarışmayı kim düzenlemiş? Ver bakayım şunu. Aa yok. Bu bir televizyon kanalının düzenlediği yarışma değil. Ay belki de isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever bir TV kanalıdır. TV kanalı olmasın ne olacak ki? Öyle deme evladım. Böyle yarışmaları tertip eden kurum çok önemlidir. Öyle her önüne gelen yarışmaya katılırsan değil güzellik kraliçesi, enayiler kralı seçilirsin. Ay, ay teyzeciğim ne olursun bak bu yarışmaya bari birlikte gidelim ya. Ne olur ya. Hadi ay, benim canım teyzem. Kızım rahat bıraksana teyzeni. Daha yeni geldi. Bırak da soluklansın. Teyze ne olursun bak bak gidip başvurup geleceğiz ha. Tamam tamam peki. Hadi gideyim de şunun kaydını bir yaptırıp geleyim. Böylelikle yarışmayı tertip edenlerin niyetini de anlamış oluruz. Hayır, hadi teyze. Hadi hadi yürü. Ay. Ulan üç tane çıksın çerez düşmüş ha. Bunu da bulamayanlar var deyip şükretmek lazım. Alo. Hülya Avşar'la mı görüşüyorum? Aha kız Hülya. Bak. Bu yılki güzellere tacını sen takacaksın ha. Tamam canım ben de takarım ama reyting açısından sen takarsan daha iyi olur. Tabii canım. Bütün dünyadan naklen yayınlanacak bu yarış. Tabii. Vallahi yalanım varsa aha bu kızların mayolu görmek nasip olmasın. NBC, BBC, PPC hepsi gelecek. Tamam. Tamam görüşürüz. Hadi bay bay. Kızlar ben kendimi tanıştırayım. Bendeniz bu yarışmaların organizatörü Şuayb Özger Bey. Merhaba ben Banu. Banu? Bu vücuda Banu demek haksızlık olur. Size Afrodit diyebilir miyim? Evet. Merhaba benim adım Rüya. Rüya? Zaten bu kadarı gerçek olamaz. İnanın rüyada gibiyim. Beni uyandırmak için bir çimdik atar mısın? Çekinmeyin vallahi atın siz beni çimdikleyin, ben sizi çimdikleyim. Kaynaşalım, kıpraşalım değil mi? Evet. Tanışalım Şahit Bey, ben Damla. Damla? Vallahi Damla'ya Damla'ya göl olmuşsunuz. Kızlar niye burada bekliyorsunuz?
Şöyle kamp yapacağımız yer burası. Buyurun, sefer kontinental. Şöyle buyurun, 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 buyurun. Kampı burada mı yapacağız Şahit Bey? 5 yıldızlı bir otelde kamp yapacağımızı zannediyordum. Tabii ben önceden 5 yıldızlı bir otel kapatmıştım. Fakat Telavole kuvvetleri ve paparazzi birlikleri gelince oradan vazgeçtim. Şimdi bu küçük ama sıcak kamp yuvamızda birbirimize ısınacağız, değil mi? Hemen gevşemeden çalışmalara başlayalım. Daha sonra birbirimizi gevşetiriz. Başka yarışmacı yok mu Şahit Bey? Ben özellikle üçünüzü seçtim. Ay nasıl yani, anlamadım. Sen böyle şeyleri kafana takma Afrodit'im. Düşünmek sana hiç yakışmıyor. Ben şöyle izah edeyim. Yani yarışmada üçünüz varsınız. İlk 3 derece şimdiden belli oldu. Yani hediyeleri kırışacaksınız. Ay ne güzel. Otomatikman finale girdik yani. Tabii hayatım. Şimdi... jüriyle birlikte çalışmalara başlayacaksınız. Önce jürinin karşısından mayolu geçişleriniz olacak. Daha sonra jüriyle birlikte bir şeyler yemece. Daha sonra jüriyle beraber içmece çalışmaları başlayacak. Jüride kimler var Şahit Bey? Kimler yok ki? Ricky Martin var. Sağ olsun kırmadı beni. Sharon Stone var. Pek sevişiriz kendisinden. Madonna var. Hepsini ihtiradın sizler varsınız. Kızlar her şeyden önemlisi değil mi? Siparişleriniz hazır hanımefendi. Buyurun. Teşekkürler. Bayan, Miss Cillop güzellik yarışmasına katılmak ister misin? Ne? Miss Cillop mu? Hiç merak etmeyin. Yarışmanın jürisinde önemli bir pozisyonda bulunuyorum da yani seni kesin ilk 3'e sokarım. Bak şimdi bir polis çağırıp seni içeri soktururum. Terbiyesiz. Senin zoruna bak. Havuzum. Allah Allah. Şuayb Usta nasıl konuşuyor da bu kadınları tava getiriyor, anlayamadım gitti. Ama olmuyor kızlar, olmuyor. Ben size nasıl öğrettim? Dansöz Tanyeli gibi kıvırtacaksınız değil mi? Ama biz dansözlük mü yapacağız? Bu basit bir güzellik yarışması değil. Jüride dünyanın en önemli isimleri var. Kültürümüzün... en kıvrak yerlerini onlara tanıtacağız ki ülkemizin şey olsun, en önemli şey. Biraz geçin bakalım şöyle bir yürüyüş daha, kıvıralım. Evet bak daha iyi, daha iyi valla. Çok güzel, beğendim. Çok güzel bak, oluyor. Bir daha geçelim. Çekil güzelim. Başvuru formundaki adres bizim sokağa ne kadar yakın? Ay çok heyecanlandım kız teyze. Ay teyze, yarışmada kraliçe seçilirsem kaç yıl tahta kalırım acaba? 5+5 formülüyle 10 yıl tahta kalırsın. Ay. Allah'ım yarabbim, akraba evliliği dedin, bu kız nasıl salak oldu bu kadar anlamıyorum. Şimdi yürüyüş dersine başlıyoruz kızlar. Biz yürümeyi biliyoruz Şahit Bey, buraya yürüyerek geldik. Öyle yürüyüş değil mi hayatım? Bu disiplinli yürüyüşten bahsediyorum. Kafanıza kitap koyup yürüyeceksiniz yani. Ama benimkisi polisiye roman olsun Şahit Bey. Olur hayatım, ne demek. Ulan bu sefer öküzünün evinde de kitap yok ki. Ulan kitaptan vazgeçtim, bir gazete dergi olur be. İnsan sobayı tutuşturmak için alır be. Bir arayalım bakalım enişteden. Bu ne ulan? Ulan seni sefil fare, görüyor musun? Dükkandaki şekerleri evine stoklamış adi herif. Ulan seni gebertmeden Hatemi Hoca'nın tavsiyesine uyup elektrik şoku vereceğim. Hadi alın kızım şu şeker. Ben rejimdeyim Şahit Bey, şeker almasam. Ne demek abi, yemeyeceksin kızım, kafanın üstüne koyup yürüyeceksin. Alın bakalım şunları. Evet, şöyle yapıyoruz hepimiz. Beni takip edin kızlar. Evet, şöyle kıvırtarak geliyoruz. Şöyle yumuşak bir geçişle dönüyorsunuz kızlar. Evet, çok harika, çok beğendim. Harika, harika. Evet, zil çaldı.
Yeni bir güzel düştü galiba. Buraya hiç gözüm tutmadım vallahi. Muhakkak üçkağıtçı birisinin işidir bu. Ay ne olursun yarışmaya katılalım teyze. Ay kız ne olursun katılalım. Sana nerelerden geldik ama. Ay. Hoş geldin güzelim. Hemen mayonu giyip içeri gel bakalım. Şu an! Ulan demek güzellik yarışması düzenlersin. Yapma zarurat. Bak yarışmayı sabote edip kızların önünü kesme. Kesme. Ulan ben kimin neresini keseceğimi bilirim. Yapma. Yürüyün. Ne yapıyorsun Hamaset? Ya bu ne biçim süpürmek? Bak fişini takmamışsın. E canım her işi de ben mi yapacağım? Fişleri de sen dolduruver. Fiş mi? Hadi kaldır şu ayaklarını. Kaldır. Aynı yeri 40. süpürüşün. Halıyı inceteceksin. Canım evimiz pis mi kalsın? Akşama misafirler gelecek, senin umurunda bile değil. Misafir mi? Balıkesir'den Mümtaz da karısı gelecek ya. Halamın oğlu. Mümtaz senin halanın oğlu muydu? Ha yok, eniştemin oğlu. 40 yıllık Mümtaz'ı ne çabuk unuttun ya, Allah Allah. Ya hiç unutur muyum Hamaset? Hiç unutmam. Bir gün... Ne, şimdi unuttum. Neyi unuttun? Bilmem. Ya yaşlanmış mıdır acaba? Kim? Mümtaz. Mümtaz da kim ayol? Senin teyzenin oğlu. Görmeyeli çok oldu. Herhalde o da bizim gibi yaşlanmıştır. Yaşlanmıştır herhalde canım. Cenab-ı Allah Ajda Pekkan'ı bile yaşlandırıyor. Bakma sen gerdiriyor, merdiriyor. Onlar da böyle görmüyoruz biz onları. Yok canım, benim bildiğim Mümtaz gerdirmez. Hangi Mümtaz? Mümtaz mı? Nereden çıkarttın Mümtaz'ı şimdi durduk yerde? Allah Allah, kaldır şu ayakları. Kaldır lafa tutma, çak 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 konuşuyor. Aman! Mümtaz zeytinyağlı dolmayı pek sever. Akşamı unutturma da zeytinyağlı dolma yapayım. Unutturmam. Sen bana unutturmayacağımı unutturma, ben de unutmam. Tamam canım, ben sana unutturmayacağını unutturmam ama sen bana unutturmayacağımı unutturma. Aa, uzatma artık Hamaset. Unutmam dedim ya. Hamaset, ben sana neyi unutturmayacaktım? Aa, unuttun mu yoksa? Unuttum galiba. Neyi unuttun mu? Ya bir şey unutmadık canım. Her şeyi aldık işte. Domates, dolmalık, biber, patlıcan. Ha bak, dolmalık, biber dedin aklıma geldi. Mümtaz zeytinyağlı dolmayı pek sever. Akşama unutturma da zeytinyağlı dolma yapayım. Ha unutturmam. Neyi? Bilmem. Oh, mazot da bitti değil mi? Aha, para da yok. Ha, piyasada para yok ki bizde olsun. Para sirkülasyonu resmen durdu abi. Ağız tadıyla kafayı bulmak bile parayla. Ulan şeytan diyor ki git bizim bakkala bıçağı gırtlağına daya. Para sirkülasyonu yoksa bıçak sirkülasyonu da mı yok ha? Yok. Biz efendiliğimizden taviz vermeyelim. Vermeyelim değil mi? Yok vermeyelim. Vermeyelim de böyle ayık ayık dolaşmak da gururuma dokunuyor değil mi? Ya esasında bende biraz para var. Var mı? Bozamazlar ki. Bütün 50 milyon. Bana bak. Bende de bütün 100 milyonluk var. İyi mi? Bozmazlar. Iyi yok mi? Bozmazlar. Ulan ben olsam ben de bozmam be. Şunlar bizim Mümtaz'la karısı değil mi Ferhan? Baksana. Evet onlar. Yol yorgunluğuyla yere çökmüşler zavallıcıklar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Abi kim bunlar, ne diyor ya? Şaktırma oğlum. Başımıza devlet kuşu kondu galiba. Para sirkülasyonu derken bunak sirkülasyonu başladı. Ya Mümtaz, Mümtaz. Oo, gördün mü bak Hamaset, çektirmez ya. Mektirmez diyorduk ama yanaklar dümbelek gibi. Sakal da bırakmış bak Mümtaz. Kız mübeccel. Ne olmuş sana böyle iyice modernleşip üstünü başını açmışsın, göğüsler meydanda başörtünü çıkarmışsın, utanmıyorsun değil mi? Ne başörtüsü abi? Çattırma oğlum, ört şu başı, ört şu bizi kafana. Seni benim karımı zannettim. Yok be abla, öyle başından düşüvermiş işte. Öpeyim ablacığım. Öp. Hadi ayakta kaldım, hadi gelin çocuklar. Siz önden buyurun. Yırttık galiba oğlum, gel arkamdan, gel. Yırttık kocacığım, yırttık. Dolma
kavurmalar da geldi. Aa, börekler de geldi, börekler de. Şu tarafa alalım. Ha. Tat bakalım, buyurun. daha nasılsın Mübeccel? Şerafettin abi nasıl? Şerafettin abim çok düştüm. Nere mi nere başladın? Allah kabul etsin. Biz de Peyami ile seneye hacca gitmeyi düşünüyoruz ama kısmet işte. Ama sen börek getirmemiş miydin? Ne çabuk bitirdin ayol. Bak evet. Kaç kere söyledim dikkatli ye diye. Kalbini sıkıştıracaksın evet. Ayol. İçelim de güzelleşelim artık ha? İçelim, hayır. Güzelleşelim. Sen biraz fazla güzelleştin ama Aset yanakların pembe pembe oldu. Dokunmaz. Ayol niye dokunsun? Ben içime çekmiyorum ki. Dokunmaz. Hamansız ablamınki dudaktır yakiliye. Hiç işte. Neyse bu kadar güzelleşmek yeter. Maşallah hepimiz Handu Atazi gibi olduk. Şimdi biraz da kağıt oynasak nasıl olur ha? Hay aklınla beş yaşa. Abi, o zaman ben fasulye tanelerini getireyim. Öyle hiçbir şeyin cini oynarsak oyunun bir tadı çıkmaz be. Olur mu öyle fasulyeden oyun ablacığım? Şunu 1-2 milyoncukla başlasak ha? Nasıl olur? Çıkmamış kağıt atma hamaset yoksa pişti verirsin ha? Çıkmış kağıtları yerden alıp tekrar atamam ki be abi. Hadi yavrum kemik. Pişti. Gördün mü bak pişti verdin işte. Canım ben vermedim ki kendisi aldı. Hadi pencise severler güzelik gencise. Ya güzel olmayı niye atıyorsun ama Aset? Ayol oğlum neresi güzel? Bende daha güzel kağıtlar var. Açma kağıdını görecekler. Kağıdını görecekler. Bu da pişti. Güzel 15'liye niye atıyorsun be abi? Ne güzel 15'lisi ama Aset? Ya güzel 15'li diye bir kağıt var mı İskambil kağıdından? Canım ben gözümle gördüm. Çok güzel olmasa da eli yüzü düzgündü. O güzel 15'li değil, tıknaz 7'liydi. Hem daha önce 5 tane çıkmıştı. 6.sının mümtaz olduğunu nereden bileyim ben? Neyse, oynamanıza gerek kalmadı. Bu parti de bitti. Var mısınız yeni bir partiye? Mars olduk. Senin yüzünden Mars olduk. Yok, daha fazla oynamayalım mümtaz. Benim karı senin karı kadar zeki olsa neyse zaten. Bizde de para kalmadı. Hamaset ablamın bilezikleri ne güne duruyor, onları koyarsınız ortaya. Tabii canım, bilezikleri koyarım ortaya. Kaybettiklerimizi son kuruşuna kadar almadan buradan şuraya gidemezsiniz. Hadi bakalım, kar kağıtları Mübeccel. Saçmalama Hamaset, daha elindeki kağıt havadayken ne attığını unutuyorsun. Bileziklerini de kaybedeceksin sonra. Hadi kar. Hayır. Bileziklerim yakışmış mı kocacığım? Yakışmış. Evet, artık diyorum ki borcunuza karşılık şu kağıdı imzalasanız da ödeşsek ha? Bırak artık uğraşma garibanlarla hadi gidelim. Ya dur be. Ne uğraşması, ne güzel eğleniyoruz, keyfine bak. Hep senin yüzünden Hamaset. O kadar da söyledim daha fazla oynamayalım diye. Allah'tan Mümtaz borcumuza karşılık senet yaptı. Ayda 100 milyondan 50 senede anca öderiz. Bizim bu borcu ödemeye ömrümüz yetmez ki be ya. Artık mecburen 50 yıl daha yaşayacağız Hamaset. Yoksa öbür tarafa nasıl gideriz? Doğru söylüyorsun. Aslında her şeye iyi tarafından bakmak lazım. Bak bu sayede bir 50 yıl daha yaşayacağız. Düşünsene. Tabii canım. Üstelik hayatta bir amacımız oldu artık. Tabii ya. De demişler. Kumarda kaybeden hayatta kazanır. Öyle mi demişler? Demedilerse bile ben dedim işte. Müsaade ederseniz biz kaçalım artık. Nereye gidiyorsunuz ayol? Bu gece kalın bari. Ama Aset bırak gitsinler. Biraz daha kalırlarsa donlarımızı alacaklar. Şimdi boku yedik işte. Ben sana gidelim dedim değil mi? Telaşlanmayın çocuklar. Kapıcıdır. Rakı istemiştiniz ya. Hadi gidelim oğlum. Telaşlanmana gerek yok oğlum. Baksana ya o kapıcıymış. İnşallah öyledir. İşte hoş geldin evladım, hoş geldin. Bak kimler var? Kim var anne? Hani Balıkesir'de oturuyorlardı ya, Mümtaz amcanlarla Mübeccel yengenler. Mümtaz amcalar mı? Peki ellerindeki televizyon ne oluyor anne? Hadi çocuk topuklar, hiçbir yere gidemezsiniz. Polis çağırın. Bana bak, polis! Mübeccel bu kalkıyor. Hadi bırak anne. Bıraksana oğlum. Kalk çocuğum kalk. Allah cezanı versin Mübeccel. Thank you.
yani anne. Elin dolandırıcılarını Mümtaz amcayla karısı diye eve alın. Yetmiyormuş gibi bir de kumar oynayın. İyi ki erken geldim de televizyonla bilezikleri kurtarabildim. Ne kadar kaybettiniz kumarda? Canım hep babanın yüzünden. Güzelim güzel 22'liği atmasak 5 kuruş para kaybetmeyecektik. Kaçmalama Hamaset. Ben sana daha önceden bitirelim dedim ama dinlemedin beni. Hadi oradan be patlangoz. Doğru düzgün oynasaydın 5 kuruş para kaybetmeyecektik. Patlangoz sensin. Hamaset abla. Ablacığım merhaba. Öpeyim ben. Aa, tanımadın mı Mümtaz? Mümtaz ben. Beyan amca merhaba. Nasılsın amcacığım? Mümtaz abi kalkamıyorum kusura bakma hoş geldin. Geçmiş olsun üçlü. Mümtaz mı? Hangi Mümtaz ya? Halanın oğlu Mümtaz. Halanın oğlu Mümtaz. Seni dolandırıcı seni. Peyami. Çabuk. Peyami amcacığım siz dönüşürüz. İki yanağım dönüp yiyor. Biz gördük böyle Mümtaz'ları. Evimizi soyacaklara yok. Bıraksana. Anne ne yapıyorsun? Tanımadın mı Mümtaz amcayla yengeyi? Mümtaz oğlum. 40 yıllık Mümtaz'ı tanımaz mıyım ben? Dolandırıcı bunlar Nereye böyle al al Miralay Meftun? Bana mı söyledin Fevriyeciğim? Evet sana söyledim. Kırmızı aşkın rengidir. Seni böyle erotik renklerle sokağa salacağımı sanıyorsan aldanıyorsun. Çabuk çıkar o ceketi. Yani bir takmadığın elbiselerimin rengi kalmıştı Fevriyeciğim. Buyurun. Takarım tabii. Rengarenk boynuzlar takacağım ama renkleri takarım daha iyi. Ben Meftun'umu sağlam kazığa bağlayayım da değil mi? Ama neme lazım. Bak ne diyeceğim. Bunun yerine ben sana böyle sokakta erotizm içermeyen bir ceket bulup getiriyorum. Tamam mı? Ya ben peki bu ceketi ne zaman giyeceğim? Of Fevriye of. Renk bahanesiyle ceketi kaptık. Bakalım bana bir hediye almış mı? Ay yaş gülü hediyesi. Ay, yok galiba yok. Aa, yok. Almamış. Vallahi almamış. Bakayım şu ajandaya. Belki doğum günüm için bir yer ayırtmıştır. Aa, yok ayol. Vallahi hiçbir yer ayırmamış. Gördü mü bak. Karısının yaş gününü unuttu. Sersemelim. Ulan bana bir yetki verseler. Şöyle dev gibi bir pasta hazırlar. Üzerine vurdum duymaz kocaları mum diye dikerim. Söndürmek için bile yapma. Ben düşündüm de bu kırmızı ceketi giymende bir sakınca yok. Giyebilirsin. Bravo Fevriyeciğim. Fevriye hukuk sistemi Türk hukuk sisteminden daha hızlı çalışıyor. Yani benim kırmızı ceketim Fevriye Üst Mahkemesi'nce aklandı. Bugün günlerden ne Meftun? Bugün Perşembe. Değil mi? Bugün önemli bir gündü galiba. Bir şey olmuştu. Ne olmuştu? Buldum. Bugün Kazma'nın kurtuluşunun 79. yılı. Saçmalama Meftun. Bize niye ilgili önemli bir gündü diyorum. Neydi dur bakayım. Hay Allah nasıl da unuttu. Nihayet hatırladı. Adamın kafasına vura vura hafızasını zayıflattı. Tüh. Ya bugün KDV beyannamelerini yatırmanın son günü. Yatırmazsam cezaya girer. Yanarım valla. Gerzek. Aa saat 10 olmuş. Benim hemen işe gitmem gerekiyor. Çok geç kaldım karıcığım. Hoşçakalın. Kendine iyi bak. Çıldıracağım valla. Şuraya bak. Kainat güzeli gibi karısının yaş gününü unutuyor. Ama sorsan bir sürü şıldığın ayakkabı numarasını ezbere bilir. Aman Ümran gözünü seveyim sakın bir şey çaktırma. Akşama Fevriye'ye çok güzel bir doğum günü partisi hazırlayacağım. Sen hiç merak etmeyin işte ben ser veririm sır vermem. Bana bak Fevriye bugün doğum gününü hatırlatmak için ne numaralar yaptı ama ben durmadım. Delirdi vallahi. Eminim. Ben şimdi çıkıp ablama bakacağım. Eminim sinirleri muhallebi kıvamına gelmiştir. Pasta ve hediyeyi ben alıyorum. Akşama kadar Fevriye etkisiz hale sen getireceksin. Tamam. Anlaştık merak etme. Tamam hadi gece görüşürüz. Hadi karıcığım gülüm. Tamam hoş hadi. Güle enişte. Hadi hayırlı işler. Anne bak ben sana şey
soracaktım. Babam senin doğum gününü hatırlamadığı zaman onu nasıl cezalandırırdı? Söyleyeyim söylemesine de benim kadar radikal davranabilir misin kızım? Ay anne, o kadar sinirliyim ki sen burada öldüreceğim yani. Akşama kadar bekle. Eğer yine hatırlamazsa babana yaptığımı aynen kocana uygula. Ay anne, çatlatma, adamı da söyle. Bıyıklarını tek tek yolacaksın. Bu kadar basit. Ayrıca sen şanslısın. Yolacağın bir miktar da keçi sakal var elinin altında. Ay anneciğim, çok teşekkür ederim sana. Vallahi Fatih Terim gibi taktik veriyorsun. Sen böyle taktik verdikten sonra Avrupa'da bile başarılı olurum ben. Hadi anneciğim, görüşürüz. Kendine iyi bak, tamam mı? Hadi bay bay. Geldim ayol, geldim. Tamam, çatlama. Neptun'u nasıl bilirdiniz? Yoksa gene öldürme kararı mı aldın enişte mi? Evet, ona güzel bir ölüm günü düzenlemeyi düşünüyorum. Niye abla? Doğum günümü hatırlamadım. Aman canım, dert ettiğin şeye bak ya. Cüneyt hatırlamaz benim doğum günlerimi, biliyor musun? Yok yok, bu herif beni kesinlikle aldatıyor. E tabi, bir sürü kadının doğum gününü hatırlamaktan kendi karısının doğum gününü unuttu. Aman canım, saçmalama abla, ne alakası var? Allah'tan yılbaşı hindisini kendi ellerimle yolmuştum. O yüzden Meftun'u yolmakta zorlanmayacağım. Ne yapacaksın? Fevriye'ye bir elbise alacağım ama bedenini bilmiyorum. Bir telefon açıp sorsana be oğlum. Saçmalama lan, o zaman sürprizin ne anlamı kalır? Bizim eczacı Demet Hanım var ya. Ne olmuş? Ortam Fevriye ablanın ölçülerinde. Bir kız karşılığı yok. Bak, tamam. Yani kadını rica edersin, onunla birlikte mağazaya gidersin, birlikte bir elbise seçersiniz, olur biter. Ya ayıp olmaz mı? Yok canım, niye ayıp olsun? Bilirsin, o seni de beni de çok sever. Tamam, bacanak. Ben şimdi gidiyorum. Fevriye ararsa, aman durumu idare edelim. Tamam. Hadi görüşürüz. Eminim o şıllıkla beraberdir. Hangi şıllıkla abla? Aman hangi şıllık olacak canım? Zamparada boyacı kataloğu gibi şıllık seçeneği var. Ay abla, gene yazmaya başladım, biliyor musun? Peki. Bak şimdi büroyu arayacağım. Ver şunu. Ay, ver. Bak, kesinlikle büroda olmayacak. Arıyorum. Tamam. Cüneyt sen misin? Evet, benim Fevriye abla. Şey, orada mı Meftun? Meftun bir iş için az önce dışarı çıktı. Sana başka sorum yok. Polyanlı Ümran. Salak Ümran, şimdi ne diyeceksin? Ama bak, sen ne dersen de ben gidip büroyu basıyorum. Burada oturup çaresiz kadınlar gibi boynuzlarımı törpüleyemem. Ay abla dur, saçmalama, nereye gidiyorsun? Size de çok zahmet verdim Demet Hanım. Aşk olsun Neptün Bey, şurada kaç yıllık komşuyuz. Üstelik karınıza yapacağınız bu sürprizde rol almak çok hoş bir duygu. Teşekkür ederim. Ay, ne desem ki? Bu devirde sizin gibi kocalar kalmadı abi. Ya, öyle. Aman Allah'ım! Meftun ve bir şıllık! Şıllık da şıllık oldu bari! İşte burası Demet Hanım. Buyurun. Alçak Meftun! Gül gibi karısını Fevriye'sine aldattığı yetmezmiş gibi gül gibi Fevriye'sine tapakasını dol zillilerle yiyor. Aman Allah'ım, yanlış mı görüyorum yoksa? Hayır! Yanlış görmüyorum. En çok beğendiğim elbise o şıldağı alıyor. Alçak! Alçak, o elbiseyi kaç kere beğendiğimi söylemiştim de param yok demişti. Hayvan herif! Meftun, ben sana ne yapayım? Ne yapayım Meftun, ben sana? Yaşar Nuri Öztürk'ten Meftun'un katli vaciptir fetvası mı alayım? Ne yapayım buna? Akşama Kürtçü dükkanına gelmeyecek misin? Göstereceğim ben sana. Hayvan herif! Çok şık. Vallahi işinizi tebrik ederim Meftun Bey. Çok ince bir zevki varmış. Öyledir benim bir tanem. Her şeyin en iyisine layıktır. Bir ismi çıkartın. Hadi. Affedersiniz, ben bu elbiseyi paketlemenizi rica ediyorum. Akşam 7 gibi de karttaki adrese rica edeceğim. Hayır efendim. Eh be Meftun, sen bu eve bir gel. Sana gününü göstereceğim. Bir gel. İnşallah gelmiştir. Gebertmezsen ben. Merhaba abla, sana bir sürprizimiz
size Allah aşkına. Asıl sürprizi ben Meftun'a yapacağım. Aa, ama abla hadi gel sen de boyunla. Ha, nereye gideceğim ayol? Gel. Ben Meftun'u bekliyorum. Gel. Nereye gideceğim? Alçak. O zilliği benim evime atıyor. Benim salak kız kardeşimle kocasını sürpriz diye tutturuyor. Siz de mi mutlu yuvamı arkadan bıçaklayacaksınız? Bence ablan kıllanmaya başladı. Bu sürprizi çakacak bir ödüm kopuyor. Onun için en iyisi miniseliği karıştırmak. Ben hemen değiştiririm, hiç merak etme. Çakmaz bile o. Fısır fısır aile saadetini incir ağacı dikiyorlar. Abla be. Bu Nafide Sultan'ın kızı saçlarını sen beğendin mi? Bence çok kötü olmuş ya. Hiç boşuna uğraşma. Her şeyi biliyorum. Aa, biliyor musun? Evet, hem de ta en başından beri. Meftun'un gizli bir şeyler çevirdiğinden emindim zaten. Demek sonunda sizi de kendi sapına çekti. Aa, ne alakası var canım? Biz işin başından beri işin içindeyiz. Hatta övünmek gibi olmasın ama fikir benden çıktı bile diyebiliriz. Ama siz herhalde isteyerek yapmamışsınızdır. Yani Meftun sizi zorlamıştır herhalde. Zorlayarak olur mu be ablacığım? Biz seve seve girdik bu işin içine. Siz işi terbiyesizliğe vurdunuz herhalde. Daha fazla dayanamayacağım. Evime gidiyorum. Biz adi ablacığım. Evet, pasta, şampanya, çiçekler ve mumlar. Evet, şu anda her şey hazır durumda. Bir tanem bu elbiseyi görünce çok sevinecek. Şimdi tamam. Lambaları söndürüp sürpriz için bekleyebiliriz. Ay abla ne olursun enişteme sürprizin bittiğini belli et ya, olur mu? Bak amcan becerebilmek için o kadar uğraştı ki sana, anlatamam. Ya abla biliyorsun kaç yıldır berabersiniz. Adamcağız ilk defa böyle bir şey yapıyor. Onun için yani bilmiyormuş gibi yap da sevinsin ha. İsterseniz beni aldattı diye Meftun salağına madalya takayım bir de. İşte geldiler. Bak adi herif ışıkları da söndürür. Kızma abla böyle durumlarda her zaman ışıklar söndürürüm. Şimdi iki doğdum fevriye. İki doğdum fevriye. İki doğdum fevriye. İki doğdum fevriye. Kuduz horoz seni. Baskın yapacağımı görünce doğum günümü hatırladın galiba. Yemezler! Nerede o şırfırtı? Ne şırfırtısı hayatım? Neler saçmalıyorsun? Bir de inkar ediyor görüyor musun? Çabuk söyle. Nerede o şırfırtı? Mağazada görmediğimi zannediyorsun ikinizi yan yana. Üstelik o en beğendiğim elbiseyi aldın ona. Hayatım sen de her şeyi yanlış anlıyorsun. Yani ben senin beden ölçülerini bilmediğim için ben de Demet Hanım'dan rica ettim. Bak işte burada hediye. Hediye karıcığım. Ay. Ya. Özür dilerim. Ay. Sarılmış hayatım, sabahdayan hazır. Hadi gel yumruklarım soğumadan geldi dayanı. Allah belanı versin ütülmüş. Eli alemin herifleri karılarına sürpriz olsun diye sabah kahvaltısı hazırlar, bizimkisi sabah dayağı hazırlıyor. Sabah kahvaltısı hazırlamak o kadar keyifli değil ki. Ha onu diyordum. Dekmeni hafif rafadan seviyordun değil mi? Ona göre hazırladım da. Ulan prime time ayısı sen çok komikmişsin be. Valla Demet Şener senin bu kadar komik olduğunu duysa hemen çıkma teklif eder. Tabii canım. Aslında dayağını yatağına götürmemi lazımdı ama uyandığına göre kalan salonda yiyeceğin dayağına kalmış. Ulan samuray kılıklı pandayısı. Pençelerini yala. Ben kendimi hayatta devdürmem. Ulan kendimi döverim daha iyi be. Vallahi dayak atmak çok zevkliymiş. Kız sen delirdin mi kız? İyi sen kendini kendini döver mi kız? Ulan gerizekalı salon manjağı yok. Sen her sabah bir bahane bulup beni dövmüyor mu? Ulan sen de mi cehennem? Ben kendimi döverim daha iyi.
Vallahi ben de bir acayibime. Kodum mu otur diyor. Sen benim erkeklik gururumuna niye oynuyorsun lan he? Sen şimdi kendi kendini diyerek beni niye rencide ediyorsun lan inek? Ulan erkeklik gururum baksın. O da takımı kılıklı herif. Üçlü koltuk. Bir bak. Madem öyle ben de şimdi bir intihar atlayışı yapacağım. Yani atlayışı ben yapacağım hem de intiharı sen edeceksin kız kahraman. Yapma ulan. Ulan yapma. Abartma lan tavuk boku, öcük incinmiş o kadar. Hemen Galatasaraylı Arif gibi sakata yatma. Lan diyor da bugün kadınlarla kum tertipledik. Sıra da bendeydim. Şimdi ben bu kırık koldan nasıl hazırlık yapacağım? Lan teke zortlatması, kum senin neyine lan geldikleri gibi giderler. Giderlermiş. Ulan dolar günü yapacaktık, kapitalist dayım. Trink dolar kaç dolar? Kadın başına 250 dolar. 250 dolar mı? He. Kaç karı geliyor lan? 4 kadın gelecek. Ama ben madem sakatlandım sıram başkasına geçecek demek. Lan 1000 dolar ediyor lan sıra başkasına geçer lan bırak gelsin de lan. Lan her şeyi ben hazırlarım lan pasta, börek, çörek hepsini yaparım lan. Hazır ayının gözlerinde dolar işaretleri yanıp sonu yokken fırsatı kaçırma. İntikam saati geldi de 5 dakika geçiye bile. Kız Gülsün vallahi doğru söylüyorum be. O bizim bakkal çok yakışıklı bir adam. Veresiyemiz yoktur derken öyle bir seksi oluyor ki içimin böyle yağları eriyor. O benim Haydar DiCaprio. Çok zilli oldun çok çok ayıp. Sen bizi de baştan çıkaracak. Yürü hadi yürü. Gel şu kapıya. Dur. Bir şey deneye kendini. Gör. Hoş geldiniz. Buyurun içeri geçin. İtilmiş enişte senin evde ne işin var? Bizim bugün kulübümüz vardı. Sabah antrenmanında kahımız sakatlandı da. Onun yerine bu formayı ben giyeceğim. Yabancı mıyız canım? Geçin içeri. Anam enişte biz burada kadın kadına şey edecekti. Ama sen de itilmiş erkekten mi sayıyorsun? Bak. Ya? Erkek kovarmışsın inan ucuz ya. Ne diyorsun lan sen angot he? Ulan çekinmesinler diye ehele diyorum anlasana. 1000 doları getir kuzunun önüne şeyle. Aferin dur kafan çalışıyor. Hatta inanmazsınız itilmiş doğduğunda dedesi ona Naci adını verecekmiş dedi. Bu memur sınavda vazgeçmiş. Allah ya, şimdi siz bana direktman Naci'ye diyebilirsiniz. Dolarları şimdi mi topluyorsun? Acelesi mi sırası mı şimdi sonra alırsın be manyak mı? Hadi buyurun içeri geçin. Geçin kızlar. Geçin. Naciyeciğim dolarları sonra vereceğiz. Geçin. Hoş geldin kız. Hoş geldin kız. Kız sen neredesin? Hırıs mı karı? Ebeydir yoktu bu. Ortalarda. Yere gitti ne? Hadi hoş geldin kız. Hoş bulduk. Mınım. Gelmiş kızlar. Kırmızı bana yakışıyor. Biliyor musun? Sen neredesin? Kız bunu yeni mi aldın? Yok be eskiden aldım da bu sene leopar modası var Elif. Bir de bu sene rengarenk giyineceksin. Her şey rengarenk olacak. Ana ben modadan anlamıyorum da kırmızı ipek seviyorum. Hep kırmızı alıp geliyorum. Tabii canım aslında moda mevde. Ama lan sana kendine yakışan bir şey giymesin. Doğru. Yediğin zaman üstünde taşıyacağım. Ben de hele bunu niye vurdun bunu be? Ama benden mi yaşayacaksın? İyi üstünde pek yakışmış zaten be. Dur. Şu modayı falan bırak da. Sen ne dolapla çeviriyorsun bakayım gene. Kız sussana. Rus bu karım. Dolarlı koyu yaktığımızı duyunca ütülmüşün nervi döndü. Dolarları kapmak için 10 takla atacak neredeyse. Ben de ona gururu göstereceğim şimdi. Uy desene bugün pek eğleneceğim. Evet çayla hazır. Da ne yettiniz de dolarlı koyu yaptınız be. Hadi bakayım. Dolarları ver çaylarınızı için. Ana niye acele ediyorsun be? Polaroid'a yok. Sana gününü göstermeden vermiş dolarını. Ne diyorsun lan? Ne demek lan gününü göstermek he? Yani diyorum ki karılar böyle gün yapıyor ya. Sen de bir gör yani. Nasıl bir şeymiş gün diye. O anlamda. Kız itilmiş. Gün nerede adettir?
Karılar böyle çaylarını içerken ev sahibisi ortada yufka açar, börekler yapar. Madem bir aklı kolum sakatlandı, mecburen sen yapacaksın. Kafayı mı yedin lan manyak? Ben nasıl hamur açarım lan? Sen bilirsin Naciye'nin işte. Hamurları açmazsan dolarları vermeyiz. Tamam canım. Madem ki dolarları almak için şart, açarız, açarız. Al bakalım hadi. Hadi buyurun. Al bakalım hadi. Dolarlı çay bunlar. Teşekkür ederiz. Kız, bu bizim Sevim orospu oldu diyor abi. Bu ben gidiyorum. Bizim Sevim boşluğu bakmıyor. Hem bakalım, benim için doğurmuş, itilmiş hamurunu benim için yormuş. İtilmiş. Böyle bak, kalkılmış. Oluyor mu kız? Ha, valla çok güzel oluyor da. Yalnız kafana bir şey örtmen lazım. Ben kız Sülgemen'in neredeydi buralar? Ya sen beni Merve Kabakçı'yla karıştırıyorsun galiba. Yok be, onun için demiyorum. Öyle hamur neyi yaparken kafandan kıl ne düşer? Bir derdim, düşmüşsün yani. Evet. Ya canım, erkeklik onurunu bu kadar da ayaklar altına alamam lan. Vallahi sen bilirsin itilmiş enişte. Böreklerden kıl çıkarsa dolarları unut. Yok. Yani, vermem. Yemeden içmeden. Canım, erkeklik onurunu öcük ayaklar altına alabilirim tabii. Ya bakayım bak. Emre beni bak. Bana söz vereceğiniz evde kocalarınıza anlatmayacaksınız, tamam mı? Bak adım yumuşağı çıkar sonra kayfeye mayfeye almazlar beni. Vallahi demeyin. Burada olan burada kalın. Öyle şeyler mi zaten canım? Maşallah çok yakıştı. Selvi boylu mal yazmalı. Allah ya. İster misin ütülmüşüm bu kısmeti? Tamam bak. Yazmayı da bağladım. Şimdi dolarları ben edin be. Ne? Elinin hamuruyla dolar işlerine karışmasa. Dolarları alabilmen için son bir şey daha yapman gerekiyor. O da masanın üstüne çıkıp göbek atacağız. Ya bak bunu bana hayatta yaptıramazsınız. Nasıl yaptıramazdık he? Bin dolar ve bin dolar yüzünü her bak yaptıramazdık. Atmaz. 250 dolar borçlanıyoruz. Ha, yani biz her hafta birinin evine gidince yavaş yavaş her birimizin borcu belirlikle siliniyor. Yani dolar olmadan dolarını kuyu yapmış onu ya. Yani şimdi hiç dolar yok mu yani? Aslında teorik olarak var ama pratikte bu kadar doları bir arada gören hiç olmadı. Bir efsane olarak biri ağızlarda dolaşıyor. Ben şimdi bu kadar şebekliği boşuna mı yaptım ya? Yok yok, o kadar da boşuna değil canım. Gelenlerin eli boş dönmesin diye böyle sembolik bir para veriyoruz. Sen şimdi şu 50.000 lirayı artık kabul et. Bak bakalım saate mi değil mi, ben kalk mı değil mi, bak bak yılın başı 50.000 lira alacaksın. Ondan da zarar etme bari.
mahvolur olmadığını anlayınca hemen de nasıl surat asılı verdi melankoli kayıyor. Öyle diyorum da bak masada nasıl da göbek attı ama. Ah zavallı itilmiş ayol. Kalıbını gören de bir adam sanır. Ulan biz salak gibi niye toplaşıp göbek atıyoruz? Bizim herifleri böyle şebiye çevirip eğlenmek dururken ne diye göbek atıyoruz? Eyvallah haklısın, ben isterim benim herifi böyle şebiye çevirelim. Ortada göbek atsın. Vallahi bir oynar ki ütülmüşü dağ çıkartır. Yok be ütülmüşü kimse geçemez. Daha söz asana gibi kıvırtıyor bana. Durun kız durun durun. Var mısınız? Aynını bizim heriflere de yapalım. Ha? Yapalım mı? Yaparız. Bizde de her şey var. İşte abeyle size söylediğim gibi bak buradaki gizli gizli gün düzenleyelim dolarlı gün. Her birinde 250'şer dolar var abi. Müsaadenizle karılar. Şimdi de biz gün düzenleyeceğiz erkekler günü. Evet. Türk dayak müziği erkekler korosu solo ve koro programına başlıyor. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Topunuzun Allah belasını versin. Ayılar korosu. Şimdi arkadaşlar hepiniz karıları şöyle kafasından böyle bir tutun bakayım ha. Şimdi benden beraber hep beraber çoğuracağız. Hadi hoppa. Karılar korosunun da İlk parçası Ene isimli bu parça olayan. Hadi bakayım arkadaşlar çoğurun. Allah belanızı versin. Erkek milleti değil misiniz? Hepiniz kırmızı olsun arkadaşlar. Veriyoruz. Demek dolarlı gün yaparsınız he? Çoğurun arkadaşlar. Sen tümle de oturun.